5, 7 noktasının y eşittir x'e göre simetriği arkadaşlar absis ve ordinatı yer değiştireceğiz. 7, 5. Sonra b noktasının da x eşittir 3'e göre simetriği. Bakın x eşittir 3 doğrusu böyle bir doğru. 7'ye 5 noktası bunun sağında kalıyor. Buna göre simetri aldığımızda neyi göreceğiz? 7'den 3'e 4 azalmış. O zaman bir 4 daha azalır. Absis eksi 1 olur. Ordinatsa aynı hizada gittiğimiz için değişmez. Haliyle arkadaşlar eksi 1'e 5 noktası oldu. D şıkkı. 2, eksi 4 noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriği hem işaret değiştireceğiz hem yer değiştireceğiz. 4'e 2 olacak. B noktasının 2, 1'e göre simetriği, noktanın noktaya göre simetriği orta nokta mantığı. 2 azaldı, 2 daha azalır 0. 2'den 1'e 1, 1 azaldı, yine 1 azalacak arkadaşlar. 0 oldu, yani B şıkkı. 4, 1 noktasının y eşittir eksi 3 doğrusuna göre simetriği B. O zaman diyelim şimdi y eşittir eksi 3 şöyle bir doğru. 4'e 1 noktası da birinci bölgede. Neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Buraya kadar olan uzaklık ordinattan kaynaklı. Sonuçta absis değişmez. Yine 4 olur. Ordinat 4 azalmış. Bir 4 daha azalır. Eksi 7. 4'e eksi 7 noktası. Bu B noktası. 4'e eksi 7 noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriği. Yer değiştir. İşaretle değiştir. 7'ye eksi 4 olur. A şıkkı. 2, 3 noktasının eksi 1, 2 noktasına göre simetriği arkadaşlar. Noktanın noktaya göre simetri olduğu için tabii ki orta nokta mantığıyla bakın. 2, 3, eksi 1'e 2. Eksi 1'e kadar 3 azalmış. O zaman bir 3 daha azalır. Diyeceğiz ki eksi 4. 3'ten 2'ye 1 azalmış. 1 daha azalır. Eksi 4'e 1 noktası. Şimdi bu eksi 4'e 1 noktasının 4x artı 3y eksi 2 eşittir 0 olan uzaklığı nasıl bulunuyordu? Noktayı denklemde yerine yaz. Sonra x ve y'nin katsayılarının kareler toplamı, yani 16 artı 9'un karekökü. Böylece eksi 16, eksi 12, eksi 2 daha, eksi 18, 3 daha, eksi 15, 15 bölü 5'ten 3 olur. C şıkkı. Üzerinde alınan bir noktanın 2, 3 noktasına göre simetriği 3'e 2'ymiş arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Bir K noktası alalım bu doğrunun üzerinde. Bu noktanın 2, 3'e göre simetriği 3, 2. O zaman tersten gidebiliriz bakın. Bir noktanın bir noktaya göre simetriği böyleyse tersten giderseniz bu noktanın simetriği budur. K olur. Haliyle 3'ten 2'ye 1 azaldığı için 1 daha azalır. 1. 2'den 3'e 1 arttığı için 1 daha artar, 1, 4. Böylece 1, 4 noktası bu doğrunun üzerinde olacak. 1 artı 8 artı k eşittir 0. K da buradan eksi 9 olacak. Yani simetri sorularında tersten de gitme hakkınız var. Doğrunun bir noktaya göre simetriği kendisi ise o nokta doğrunun üstündedir arkadaşlar. Çünkü bakın, üzerinde olursa simetri aldığınız zaman yine mecburen ilerleyemezsiniz. Sağa sola, yukarı aşağı, kendisi üzerinde kalırsınız. Eksi 1 artı 2 artı k eşittir 0. K da buradan eksi 1 olacak. D şıkkı. Doğrunun özel doğrulara göre simetriğini alırken üzerinde bir xy belirleyin. Bu xy'nin simetriğini alın. Xy'nin y eşittir x'e göre simetriği ters çevireceğiz. Y x'tir. Artık bakın x gördüğünüz yere y yazacaksınız. Absis y oldu çünkü. Y gördüğünüz yere de x yazacaksınız. Ordinat x oldu. Ve işte elde ettiğimiz yeni doğru budur arkadaşlar. 3y eksi 2x artı 4 eşittir 0 E şıkkı. Simetriğini alırken xy'nin simetriğini alacağız. Yerine yazacağız. Xy'nin orijine göre simetriği nedir? Eksi x, eksi y arkadaşlar. Gideceksiniz bu noktayı denklemde yerine yazacaksınız. Bakın eksi x, eksi eksi y'den artı y, artı 2 eşittir 0. Buna uygun cevabımız şıklarda. Evet, gördüğünüz gibi direkt A. Noktalar doğrusal olursa eğim aynı olur. Bu birinci bilgim. Hatırlatmış olayım bunu. İkincisi de arkadaşlar, bu şekilde kırık doğruların toplamının en az olması için herhangi birini, ya A'yı ya B'yi x eksenine göre simetri alırsanız şöyle bir şey yapmış olursunuz. A'dan C'ye uğrayıp B'ye gitmekle A'dan C'ye uğrayıp B üstüne gitmek arasında fark vardır ama uzunluk olarak fark yoktur. Sonuçta CB yoluyla buradaki C üssü B yolu aynı. Biz ne yapacağız işte? Burada arkadaşlar A ve B sabit olduğu için değişmesi gereken diyeceğiz ki burada C. Ve buradaki C noktası zaten temsili bir nokta. Orada doğrusu olsun diye bakın aynı hale getirdim. B'nin yeni hali 3'e -5. Noktalar doğrusalsa eğimler aynıdır. İşte yapıyorum. -5 - 1 / 3 - -3'ten +3. Eşit olmalı. C ile herhangi birini alman yeterli. Mesela C ile A'yı alalım. 0 - 1 / k + 3. Bundan dolayı -6 bölü 6 - 1. -1'ler sadeleşti. k + 3 eşittir 1 oldu. K da buradan -2 geldi, B şıkkı. Noktasının OB'ye göre simetriği demek hem diktir hem eşit uzaklıktır. Bu yüzden bakın şimdi ikizkenar üçgen yapacağız. 5, 12, 13. Sonuçta bu orijinal olan uzaklık. İkizkenar üçgenden dolayı OC de 13 olması lazım. 13'e 0 noktası oldu. E şıkkı. 6 noktasının orijine göre simetriği demek absis ve ordinatın sadece böyle işaretini değiştir demek. B. X eksenine göre simetri demek neydi arkadaşlar? Şöyle görelim. Sadece ordinat işaret değiştiriyor demek. Bu da 4'e -6 olacaktır. Şimdi bakın. Burada size şunu göstermek istiyorum. Ordinatlar aynı. Bakın 4'e 6 noktası. Apsisleri de aynı olan şey çıkacak şimdi. 4'e 6 noktası burası. Sonra diğer noktamız ne? 4'e -6. 4'e -6'da ne olur? Şöyle aynı hizada olan bir nokta. Bu da C noktası. B noktasına gelirsek -4'e -6. Bakın böyle bir nokta bu da. Dikkat ederseniz bir dik üçgen geldi. Gördünüz mü? Aynı hizada olması, ordinatların aynı olması veya apsislerin aynı olması bize bir dik üçgen getiriyor dik koordinat sisteminde. O yüzden çizerek yaptım bu soruyu. Haliyle burası 6 birim, burası da 6 birim olduğu için 12 birim. Şurası 4 birim, burası da 4 birim. Demek ki bir kenarı 12, bir kenarı 8. 2'ye bölersek 48 birim kareymiş, B şıkkı. Bir doğrunun simetriğini alırken üzerinde bir x'ye alın, onun simetriğini alın arkadaşlar. XY'nin 1'e 1'e göre simetriği nasıl olur? Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Buraya K ile VL diyelim. K ile X'in toplamının yarısı 1'dir. Bu yüzden K buradan 2 - X olur. Sonra Y ile L'nin toplamının yarısı yine 1'dir. L de buradan 2 - Y olacaktır arkadaşlar. Gideceğiz. Yeni noktanın apsis ve ordinatını denklemde yerine yazacağız. Bu kadar yeterli. 2 - X artı 2 - Y artı 2 eşittir 0. Böylece 4 - 2X artı 2 - Y artı 2 eşittir 0. Bundan sonra -2X - Y artı 6 eşittir 0. Pardon, şuradan 4, buradan 2, buradan 2. 8'miş orası. O zaman burada eksi ile çarparsak bakın 2x - Y - 8 eşittir 0. Normalde bulduğumuz doğru da cevap şıkkına uydurmak için sağ tarafa attım. Böylece E şıkkı geldi. Pervane uzunluğu 24 metre olduğuna göre 12 - 12 tam ortadan ikiye ayrıldığı için böyle olacak. Sonra arkadaşlar tabii ki bizden K noktasının koordinatlarını istiyor. Olay aslında şu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 kök 3 olacak. Ve bizden apsis ve ordinatını istiyor. 6 kök 3'e 6, C şıkkı. Şöyle bir çizim yaparak bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi -7'ye 1 noktasının y = mx'e göre simetriği böyle temsil olarak y = mx alayım. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır değil mi? Ve bu neyin üzerindeymiş? y = -x üzerindeymiş bu nokta. y = -x üzerindeki bir noktanın özelliği nedir? Apsisi a ise ordinatı -a'dır. Şimdi bundan sonra şunu görelim arkadaşlar. Burada bir noktanın bir doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır ya. Ben şunu söylerim. Orijine göre uzaklığı bunun 7, 1, 49, 1 dahilli 5 kök 2 değil mi? Haliyle şöyle birleştirirsem bu noktanın arkadaşlar yine orijinal olan uzaklığı yeni noktanın da 5 kök 2 olacak. Ve 5 kök 2 olduğu için şöyle bir dik üçgen yaparsak burası 5, burası 5 çünkü y eşittir eksi x'in özelliğine 45 derecelik bir açı yapması haliyle arkadaşlar noktanın ordinatı soruluyordu bize. Böylece 5'e eksi 5 olur. Ordinat eksi 5 olur. Şimdi yalnız bu şıklarda yok. Çünkü biz y eşittir mx soru söylemedi arkadaşlar bize. Pozitif eğimli bir doğru kabul ettik ve böyle bir şey olmasında hiçbir mahsuru yok. İkinci olarak yani ordinatı kaç olabilir deseydi daha iyi olurdu o yüzden. İkinci durumda arkadaşlar eksi 7'ye 1 şöyle alırım. Böyle negatif eğimli bir y eşittir mx derim. Hatta biraz daha böyle yatık yapalım. Y eşittir mx diyelim. Buna göre simetriği arkadaşlar bakın böyle bir nokta olsun. Ve bu nokta şimdi y eşittir eksi x üstünde olsun. Bakın böyle a'ya eksi a diyeceğim yine bu noktanın koordinatlarına. Ve artık yine yorumum nedir? Sonuç olarak bakın ikizkenar üçgen olacağı için. Burası 1 birim, burası 7 birim olduğu için uzunluk 49 artı 1'den 55 kök 2. Bu ikizkenar üçgenden yine 5 kök 2. Ve a'ya eksi a da zaten bakın burası da a, burası da a olduğu için a kök 2 eşittir 5 kök 2 olacak. A da buradan 5. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. Apsisi bu sefer eksi 5. Ordinatı da 5 olacak. Çünkü ikinci bölgede olduğu için apsis negatif, ordinat pozitif olması lazım. C şıkkı.